Tekrar yurda dönüyoruz. Toplu konutların en yoğun olduğu İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm laboratuvarı kuruldu. İlçede 10 bin riskli bina tespit edildi. Belediye bu binalar için harekete geçti. Özel ekip ev ev gezip binaların röntgenini çekiyor. İstanbul'un en kalabalık nüfusuna sahip ilçelerinden biri Küçükçekmece. Son 10 yılda Halkalı bölgesinde yükselen binalarsa nüfus oranını daha da arttırdı. Toplu konutların en fazla olduğu ilçede kentsel dönüşüm çalışmaları da devam ediyor. İlçede 10 bin riskli binanın bulunduğu tespit edildi. Bunun için de harekete geçildi. Küçükçekmece'ye kentsel dönüşüm laboratuvarı kuruldu. Yeter bunlar gibi bir müracaat alıyoruz. Bundan sonra ekiplerimiz geliyor. Binada incelemeler yapıyorlar. Belediyede projesi varsa projeyi alıyoruz. Yoksa gidip orada yapıda incelemeler yapıyoruz. İşte röntgenler çekiliyor. Karotlar alınıyor. Buraya testler yapılıyor. Daha sonra proje üzerinden kontroller yapılıyor. Ve dolayısıyla o bina ile ilgili bir statik rapor ortaya çıkıyor. Akademisyenlerden oluşan ekip ev ev gezip riskli binaların röntgenini çekiyor. Yaptığı iş beton kolon ve kirişlerin içerisindeki donatıların yerlerini belirliyor. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. Çünkü eski yapılan binalarda çoğunlukla donatı yerleri pek düzgün yerleştirilmiş olmuyor. Yapacağımız tek iş şu şekilde bir gezdirme ile donatların nerede olduğunu tespit ediyoruz ve arkasından o bölgeleri çiziyoruz. Evlerden alınan örnekler bu laboratuvarda çeşitli testlerden geçiriliyor. İçerisindeki sıkıştırıyor bir şekilde, pres yapıyor. Pres sonucunda aynen buradan görebilirsiniz. Mesela şu an üzerindeki yük 1,5 ton civarında. Santimetre kareye 21 kilogram kuvvet kadar dayanımı varmış. Yine öngörüm yine o civarda bir şey çıkması gerekiyor. Çünkü hepsi aynı binadan alınmış numuneler. Dolayısıyla çok aslında iyi değerler değil bunlar. Oturduğu evden şüphelenenler belediyeye başvurarak binanın depreme dayanıklı olup olmadığını öğrenebilecek.